Ölçü aletinin burada diyor ki benim pilim bitti. Düşük batarya uyarısı veriyor. Bu haliyle OMAŞ kademesini alalım, ohm kademesini alalım. Şu anda bu direncim benim 12 ohm. 12 ohm'u bir ölçeyim. 13 ohm, 12.9. Şu anda ölçü aletinin en çok enerji tüketimi yaptığı nokta direnç ölçümü ve direnç ölçümünde bunu doğru ölçtü. Yani herhangi bir burada şüpheleneceğim durum olmadı. Şu anda akım ölçümü yapıyorum. 0.35 amper. Şimdi de gerilim ölçelim. 220 volt ölçeceğim, 750 alternatif kademesinde gerilim. Bu ne arkadaş ya? Geçen deney yaparken bunu 322 voltlarda gördüm. Şu anda 220 volt var. 322 voltlarda gördüm. Acaba bizim bölümde mi ki dedim. Gittim diğer binaları gezdim. Orada da ölçümler yaptım. Orada da 322 gördük. TEDAŞ aradık. TEDAŞ geldi. Dedim ki acaba trafonun kademesini yukarıda mı bıraktı ki TEDAŞ? Şu anda okul boş. Yüklü kademede bıraktıysa yüksek gerilimde bu değerleri gösterebilir mi ki dedik. TEDAŞ'çılar geldi. Trafo köşküne girdiler. Okula dediler ki yok dediler, yani şu anda bizim ölçümlerimiz 220. Ben burada 322 okudum. Ta TEDAŞ'çıları çağırdı. Tamam ya, sen de salaklık yapmışsın. Burada düşük gerilim, düşük batarya gösteriyor. Ona rağmen hala niye ölçüm yapıyorsun? Direnci doğru ölçüyor arkadaş. Düşük batarya göstermesine rağmen gerilime gelince mi sapıtıyor? Şimdi bir de pilini değişelim. Batarya, düşük batarya göstergesi söndü. Direnci ölçelim. Ne ölçmüştük? 13 civarında bir şey ölçmüştük. 12.9. Yine aynı değeri ölçtük. Yine aynı ampulle aynı akımı ölçeceğim. 0.35'ti, şimdi 0.25 gösterdi. Şimdi gerilim kademesini alacağım. 222. 302'ler, 322'ler nereye? 222'ler nereye? Ve işin enteresan yanı, ben bununla yayınlamış olduğum bir trafo deneyi vardı. Trafo deneyinde de ölçümler yaptım. 200 kademesinde yaptım ölçümleri. Düşük batarya şeyi verirken, uyarısı verirken 200 volt kademesi çalışıyor. Yani pili değiştirdikten sonra yaptığım ölçümler ya da işte deneysel, çünkü bazı değerleri tutamadım. Deneysel ölçü aletlerim vardı. Onlarla da yaptığım ölçümlerde 200 volt kademesindeki değerler bunda tuttu. Düşük batarya uyarısı verirken 750 volt AC kademesinde 322 voltları gördüm. TEDAŞ okula seferber oldu. Arkadaş, düşük batarya uyarısı veriyorsan en çok güç sarfiyatı yaptığın, çünkü direnç üstünden sen bir akım geçiriyorsun. Direnç kademesinde yanlış ölçüm yaparsın. Akım kademesinde yaklaşık değerler veriyor. Ama 750 volt AC kademesinde gerilim ölçerken 322 voltları gösterdi. Bu da bana bir ders olsun, ne diyeyim. Burada batarya yandığı anda pil değişeceksiniz. Şu pil yüzüne 2 gündür istediğim ölçümleri alamıyorum. TEDAŞ'ı da seferber yaptık. Bu da bana bir ders olsun.